Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa için ya da geometriye yeni başlayanlar için de demiştik. Ama işte Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de başlayanlar için de e, demiştik. Ne bu? Bir program yapmıştık. O programın bu haftaki durumundan bahsedeceğiz. Yani bu hafta neler çalışacaksınız ve kaçıncı rehberlik videosu? Bu 16. galiba. 16. haftadayız daha doğrusu. 16. haftada ne yapacaksınız? Haydi bakalım gelelim 16'ya. Şimdi 16'ya geldik de bir hafta böyle iki haftayı birleştirdiğimiz için şöyle bir kayma olmuştu. Öne doğru kayma olmuştu. 16. hafta evet 16. hafta 16 Kasım. Yani şunu yapacağız arkadaşlar. Siz bu hafta o dörtgen zamanı dörtgenleri çözmüştünüz. Süper. Yalnız dörtgenler belki çözülemediyse bir hafta daha ara verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Onu daha önce de söylemiştim zaten arkadaşlar. Belki çözememiş olabilirsiniz. Bilemiyorum. Yani bir haftada acilin dörtgenlerini çözmek belki size sıkıntı yaratmış olabilir. Yaratmış olabilir. Hiç kasmayın kendinizi. Böyle bir şey yapın. Bir deneyin bakayım. Yine çarşambaya kadar bitebiliyorsa bit, bitsin. E, çemberde açıya başlayabilirsiniz. Bitmediyse de hiç sıkıntı yok. Bir hafta daha rahatlat kendini. Çünkü ee, bizim zaten tam böyle şeyde bitiyor, zaten sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Eğer şu an beni e, takip eden arkadaşlar şu an yani biz ayın kaçındayız, ayın kaçı oluyor, ayın kaçı oluyor bakayım, hemen bakayım, hemen bakayım, hemen bakayım. Ee, 16 Kasımdayız, 16 Kasım'da sen bu videoyu 16 Kasım'da izliyorsan sıkıntı yok çünkü e, programın bitişi zaten belliydi, programın bitiş tarihi ne zamandı arkadaşlar? şöyle baktığımız zaman Şubatın sonunda bitiyordu. Hadi Mart'ın başında bitiyor. Hani birkaç hafta kendine böyle izin verebilirdin. Ama bu da keyfi bir izin değil tabii ki. Görüyorsunuz. Bazen de çok bunaldığınız zaman keyfi bir izin de verebilirsiniz. Ama birkaç defa olsun fazla da olmasın. Tamam mı? Evet neyse geldik şeye. Ee, 16. haftadayız. 16. haftada ne var? Arkadaşlar. Pardon. Evet 16. haftadayız. Yok 17. haftada mıyız? Ha 16. haftadayız. Pardon doğru. Kafa gitti. Neyse devam. 16. haftadayız. Çemberde açı. Oo süper. Bu arada şunu söyleyeyim. PDF'ler hepsi birleştirilmiş halde drive'a koydum arkadaşlar. Çemberde açıya ayrı. Çemberde uzunluğu ayrı. Daire alanı ayrı bir şekilde koymuştum ben. Ama şimdi hepsini birleştirip de koydum arkadaşlar. Onları da o şekilde indirebilirsiniz. Çember daire tümü diye yazar. Tamam mı? bugün içerisinde gerçi şu an gece çekiyorum ben bunu ne zaman gece pazar gecesi çekiyorum Pazartesi günü videoyu koyuyorum ya sabahtan sabah saat 10 ve 10, 10 çeyrekte koyuyorum galibası O yüzden büyük ihtimal dizgici arkadaş bana atar bu geceden gün içerisinde de size atarım arkadaşlar Birleştirilmiş halini hepsini birlikte çıkartıp ona göre şeyi yapabilirsiniz tamam mı ee, yine çember anlamında da çok güzel konu anlatımı geldi. Ödüllü sorularımız var. Çemberde açıda var mı da var mı bilmiyorum ama çemberde uzunlukta çok güzel sorularımız var arkadaşlar. Şey, şey, çok güzel çemberde açıda da var tabii ki de. Çemberde uzunlukta da bir güzel şeylerimiz var. Ne derler? Ee, ne sorusuydu? O soruya da yetişin yakında şey yapacağım ama ha. Ee, kitap şeyi e, ne derler ona? Kitap hediyesi için e, bir çekim de yapacağım. İnşallah Gerçi sizi de bekliyor olacağım orada. Ee, Siz çözdükten sonra o konuya geldikten sonra e, bunları şey yapacağım. Mezunları da bekliyorum daha doğrusu. E, i̇lk defa gördüğünüz bir soru olacak. Geçen sene beni takip edenler görmemiştir zaten o soruyu da. Göreceksiniz birkaç soru. Daha iyi da alanda da birkaç e, sorum var. Böyle ödüllü sorum arkadaşlar. Bakalım. O zaman onlara bakarsınız arkadaşlar. Sizleri de bekliyor olacağım. Şu ödül için daha ödülleri seçmedim, belirlemedim. Kime gidecek? E, onun da şeyini çember daire bittikten birkaç hafta sonra yap çekeceğim arkadaşlar haberiniz olsun evet şimdi ne yapıyoruz 16 Kasım'dayız arkadaşlar çember çok önemli bir konuya başlıyorsunuz çok kolay bir konuya başlıyorsunuz çember 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 ya hocam çember yine eski konuları tekrar ettirecek mi diye soracak olursanız evet çemberde yine eski konular var arkadaşlar çemberde açıda çok fazla olmasa bile çemberde uzunlukta dairede alanda çemberin çevresinde kesinlikle ama kesinlikle üçgen var benzerlik var dörtgenler konusu yine var arkadaşlar. Dikdörtgen kare yine var arkadaşlar. Yamuk konusu yine var. Yani siz bu konuda da çember ne kadar çok uzak dursa da şeyden, üçgenler konusundan, dörtgenler konusundan yine siz burada üçgenleri ve dörtgenleri tekrar etmiş olacaksınız. Yani her zamanki söylemler, söylem bir, bir söylemi biliyorsunuz zaten. Nedir? Geometride zaman ilaçtır. Zaman geçtikçe geçmiş konuları daha iyi bir şekilde algılarsınız. Daha iyi bir şekilde yaparsınız. Çünkü her konunun içerisinde geçmişteki konuların tekrarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı rahat olun. Yine size üçgenleri ve şeyleri burada tekrar ettireceğiz arkadaşlar. Çemberde açı. Genelde öğrencilerin gördüğüm kadarıyla çemberde açı konusunu yaparlar. Çemberde uzunluk ve daire alanı yapamazlar. Sebebini anlamış değilim. Emin olun. Çemberde açı Daire, çemberde uzunluk ve dairede alandan daha zor. Ciddi anlamda. Daha zor. Ya çemberde açıda niye yese? Kurallar var sadece. Merkeze, çevre açı, teğet kiriş açı. Kuralları bil. Çıksın olayından dolayı mıdır nedir? Tam anlamış da değilim. Ee, ama çemberde uzunlukta o kadar kural bile yok. Ee, birkaç anahtar kelimeleri. Ref, reflekslerle yapacağınız konular zaten. O yüzden çemberde açı emin olun e, yine rahat bir şekilde yapacaksınız. Uzunluk ve alana geldiğimiz zaman daha da rahat bir şekilde yapacaksınız. O psikolojiyle başlayın şimdi ben söyleyeyim. Tamam mı? Çember konusu çember konusu çok 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 rahat bir şekilde yapacağınız bir şey. Yani sınavda sorusu geldiği zaman kesin %100 yüz e, cepte olan sorulardan bir tanesi. %100. Hiç o konuda korkmayın. katlaması gelsin, şusu gelsin, busu gelsin. Yani en rahat yapacağınız konulardan bir tanesi arkadaşlar ve bu bu konuya da başlıyoruz bu hafta çemberde açıyla. Bu hafta çemberde açı arkadaşlar PDF'in hepsini çemberde açı uzunluk alan diye hepsini indirirsiniz. Ee, çemberde açı ne yapacaksınız? Ön hazırlık. Hızlı bir şekilde şöyle bir hızlı kendinizi yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim? Ee, işte pazartesi salı ön hazırlık falan bilmem ne. Tabi sizler pazartesi ya yani çarşamba alıştırdınız kendiniz de bazı arkadaşlar büyük ihtimal pazartesinden de dinlemeye başlıyordur. Ama bizim geometri günümüz çarşamba arkadaşlar. Çarşamba günleri geometri çalışma günleri. Ne yapıyorsunuz çarşamba günü? Çemberde açıyı açıyorsunuz ve oradaki videoları izliyorsunuz ve dinliyorsunuz. Ve oradaki konuyu anlamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra çarşamba günü o videoları izlediniz, dinlediniz. Sonra ne olacak? Geometrinin ilacındaki perşembe günü. Hatta ben bu perşembe değil de perşembe ve cumaya yaymanızı istiyorum. Çünkü niye? Diğer konularda vakit kalsın. Yani diğer şeylere de vakit kalsın. E, matematikte çalışacaksın, fizikte çalışacaksın, Türkçe'de çalışacaksın değil mi? E, o yüzden bunları da şey kalsın diye e, şey yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. E, i̇ki güne şey yap. Atıyorum çemberde açılan kaç tane test var? 6 tane test varsa Alt var. Üçünü perşembe, üçünü de cuma günü çöz. Aynı şekilde e, cumartesi günü orta seviyede kendi belirlediğim bir kaynak, orta seviyede bir kaynak. Cumartesi ve pazar günü olmak üzere çözmelisiniz arkadaşlar. Tamam. E, bu haftaki yapacağım şey bu. Çemberde açıdan e, güzel orijinal sorularla karşılaşabilirsiniz. Her kitapta karşılaşabilirsiniz. E, sorular mutlaka olacak arkadaşlar. Çünkü çok ucu açık sorular geliyor karşımıza. Çok 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 zor sorular da geliyor. Çünkü hatırlayın, en çok soruyu üçgende açıda yapamıyordunuz. Çok garip sorular geliyordu. Aynı şekilde çemberde açıda da çok garip sorularla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu sizin moralinizi bozmasın çünkü normal, normal. Ben bile çemberde, yani çember konusu çözerken şeyi ve şeyi daha hızlı bir şekilde çözerken uzunluk ve alanı daha hızlı bir şekilde çözerken çemberde açıda bazen şey yaptığımız oluyor İşte acaba burada ne var? Şöyle mi böyle mi? Vakit kaybı yaşadığımız zamanlar oluyor arkadaşlar bizim de. E, bu da normal. E, ama e, üniversite sınavında çemberde açı sorusu gelecekse büyük ihtimalle kolayı gelir arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapacağınız e, olan bir kısmı gelir. O yüzden de rahat olun. Ha, bu demek değil ki o zor soruları çözmeyeyim. Bazen o zor soruları çözmek e, sana bütün konuyu tekrar ettirir. O yönden de çok önemli arkadaşlar bu kısım. O zor sorularda da uğraşmanızı da isteriz tabii ki. Ee, i̇lk başta böyle şunu da tavsiye. Artık şunu da söylüyoruz arkadaşlar. Bütün şeylerin kitaplarda çözümleri var. Bütün kitapların çözümleri var. Youtube'da olsun, işte uygulamasında olsun. Mutlaka çözümleri var. Siz şu hatayı sakın düşmeyin. Ben işte çözeyim. Çözemediğim zaman, hani bir dakika uğraşayım. Çözemediğim zaman da hemen şey yapayım diyorsunuz. Çözümüne bakmak istiyorsunuz. Hayır ya biraz uğraş çöz. Beni izleme. Gerekirse videolarımı izleme. Cidden izleme. Bizim amacımız sizlere yön vermek burada. Ben burada işte videolarım çok izlensin, abonem artsın, şu artsın, bu artsın derdinde olan bir insan değilim ki. Bu zamana kadar zaten abone olun kanalıma lafını zaten duymadınız değil mi? Şöyle videoları beğenin. Videolara yorum yapın lafını duydunuz mu? Sadece yorum yapın nerede dedim ben. İşte yaptınız mı yapmadınız mı soruyu. Otur sorularda dedim yani. Bir ödüllü sorularda dedim. Başka türlü benim ağzımdan böyle bir şey duymamışsınızdır arkadaşlar. Ki Büyük ihtimalle de duymayacaksınız daha. Çünkü benim burada bir şeyleri yapma amacım zaten ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Neyse. Sizin ilk başta o sorularla uğraşmanızı isterim. Yani Bu şekilde çalışmanızı isterim. Yani biz zamanında ne yapardık? Ha şurada sohbet ediyor. Uzatıyorum biraz videoyu ama kusura bakmayın. Biz kendimizi nasıl geliştirdik? Açtık kitabı. Bazen bir soruyla bir saat uğraştığımız oldu. Siz de uğraşın. Vakit kaybı değildir. Geometride uğraştığınız o sorular, matematikte uğraştığınız o sorular sizin için vakit vakit kaybı değildir. Sen orada bir saat uğraşıyorsun ya, aslında bir saat e, şey yapıyorsun. Konuyu tekrar ediyorsun kafanda, hatırlamaya çalışıyorsun böyle. Çalışıyorsun aslında, farkında değilsin. Ya, o yüzden uğraşmak lazım. E, abartmıyorum. Yatarken düşündüğüm ve rüyamda çözdüğüm sorular biliyorum ben. Belki siz de öyle olacaksınız ki böyle olanlar da vardır belki de. Çünkü niye? Zihin böyle boşalıyor şey oluyor. Tam dinlenme anında yine kafanda o soru oluyor. Çözüyorsun böyle. Sabah kalkar kalkmaz kalemi elime alıp o kağıdı kağıda çizip e, çözümünü yaptığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Ya i̇nşallah sizler de öyle olursunuz. Ya bu işi sevdiğimiz için e, bu şekilde olduğunu da söyleyebilirim. Siz de eğer seviyorsanız bu şekilde olur ve yaparsınız diye tahmin ediyorum zaten. Neyse arkadaşlar eee Dediğim gibi çözüme sonradan bakması baksanız daha iyi olur. Tabi konu anlatımlarında e, dakikası dakikası saniye saniyesine hepsine dinlemeniz lazım. O ayrı bir konu. Konu anlatım, konu, konu anlatım dinliyorsunuz tabii ki. Kitaplardaki çözümlerde e, ne yapacaksınız? Kendiniz şey yapacaksınız. Kendiniz uğraşacaksınız. O şekilde yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Tamam Evet, bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, önümüzdeki haftada da ne var? Önümüzdeki haftada, ondan sonraki haftada çemberde uzunluk, sonraki haftada da dairede uzunluk diye gidecek arkadaşlar. Ee, o zaman iyi çalışmalar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.